kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir akşam ve çok güzel bir gece, çok güzel bir evdeyim. Neredeyim? İnan ablacığımın evinde. Çok güzel bir evliliği olan ve yıllardan beri bu evliliği yürüten. Evet, sen bahsetsen çünkü aslında seninle bahsedeyim. Hep öyle diyorlar videolarında. Seninden bahsetmiyorsun. Seninden mi bahsedeyim? Ama seninden daha çok herhalde evde olup olmadığını merak ediyor. Bu soruluyor. Şimdi söylesem mi? Söylemesem mi? Bir de sen ne kadar izleyin evde olup olmadığını öğrenin. Yani şu anda söylemiyor diyeyim. Evet. Gördüğünüz gibi çekimini yapıyor. Şöyle avun başında. Ömer ablacığım da çok zevklidir. Şöyle. Ondan sonra başka bir gün çekim yapacağız. Ünal abinin ikincisini söyleyeyim. Fahri Akçakoca'nın, Gökhan abicim, torunu oluyor. Fahri Akçakoca buranın okul bağışlayan ve çok çok iyi eğitimli olan bir kişi. Ve ayrıca çok da bağış yapan kişilerinden biri. Evet, şöyle, Lize'nin bahçeyi gördüğünüz gibi harika bir bahçe. Evet, bu sırada evlilikten konuşalım. Evlilik, güzel bir mevzusu, değil mi? Çok kutsal bir şey. Ve herkesin yapması gereken bir şey ne? Bir şöyle soru işareti koyuyoruz. Neden? Çünkü, yani şöyle söyleyeyim. Eğer öğretmen olmasaydım bunu herhalde daha çabuk hani yapabilirdiniz. Çünkü çok çok düşünerek yapılması gereken bir şey. Çok çok kutsal bir şey. Ve eğer bir de çocuk yapacaksanız sonuna kadar sürmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Neden? Gördüğünüz gibi harika şöyle bir hamak. Bu ama oturup şöyle ama sallanırsın geldi ama gitmiyor. Oturup sallanın yaradı mı? Mavi boncuklar şeyler harika. Çok çok güzel, keyifli bir bahçe. Evet, harika. Hadi bakalım gelin diğer taraflara da dolaşalım. Evet, dolaşalım bakalım bahçeyi. Neler var bu bahçede? Harika şeyler var. Birer sanat eseri. Evet, bu arada da yine evlilikten konuşmaya devam edelim. Şimdi bana bir büyüğüm demişti ki, başlangıçta eğer kafanızda şöyle soru işaretleri varsa, o soru işaretleri hiç küçülmüyor maalesef. Daha büyüyor, kocaman oldu. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Bunları evli olanlar daha iyi bilirler. Başlangıçta samimi olmaları gerekir diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Çünkü eğer yanlış düşünüyorsam hani yanlış işte rol yapın falan diye. Çünkü insanlar ne kadar rol yapabilirler? Ne kadar rol olur Allah aşkına? Bence olmaz. Neden? Şimdi başlangıçta eğer maskeler takıyorsunuz. Herkes maskesini takıyor. Aynı evin içerisine girdiğinde ne oluyor? Bu maskeler atılıyor veya belli bir süre kalacak değil mi? O nedenle lütfen evlenecekseniz, hele hele bir de çocuk yapacaksınız, bunu çok çok iyi düşünün. Çünkü ömür boyu maskeleri takamıyorsunuz. Bir de bana göre evlilikte samimiyet çok çok önemli. Daha sonra da tabii ki hoşgörü ve fedakarlık. Eğer bunları yapıyorsanız herhalde bu da evet dedim. Buyur şöyle bahçeyi hem gezelim. Harika bir bahçe. Hem de devam edelim. Evet. Özveriler değil mi? Aynı şekilde. Samimiyet dedik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bana şöyle söylenmişti. Mesela İşte görüşmeye giderken asla ve asla işte böyle mesela diyelim ki kıyafetim bu, böyle gitme. Neden? İşte sen diyelim, seni böyle görürse düşünmeyebilir. Ya ben de gördüm ki yani
şekilde görsün. Ben kendimi saklayamam ki. E tamam, sakladın. Ne oldu? Mesela bir evlendin. Ondan sonra da böyle giyindin. E demeyecek mi karşındaki kişi Allah aşkına? E sen başlangıçta böyle değildin canım. Ne oldu? Yani ben değiştim. Ve bunu diyenler var ya, bana inanın, böyle üniversite mezunları hem şöyle gidelim, verileri çıkar yani. Ondan sonra herkes mi insanlar? Ya insanları kandırmaya mı gerek var? Var mı sizce? Vallahi bence hiç gerek yok arkadaşlar. Ben de onlara şöyle söylüyordum. Diyordum ki, yani peki evlendiniz, böyle kandırdınız yani insanları. Mesela yine dedikleri şey, çok geziyorum deme asla. Niye demeyeyim Allah aşkına yani. Ben buyum, ben niye saklayayım kendimi? İşte çok geziyorum dediğinde, eğer insanlar sevmiyorlar, hadi evlendim. Ben gezeceğim arkadaş. Hayır, otur yani gelmemeli arkadaşlar. O nedenle hani insanlar kendilerini her şekilde belli etmeliler bence. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Ya ben şöyle söylüyorum. Eğer böyle yaparsanız %50, %50 şansınız var. Bu %50 bir değil. Hani şeyler bilirler, iş adamları ya da şeyler. Şöyle gidelim yine. Şirket kurmaya benziyor açıkçası. Yani şirketiniz eğer %50, %50 değil. %50 değilse, değil mi? Hisse daha fazladır diye biliyorum. Hani öyle çok bir iş güç sahibi falan değilim ama o şekilde diyebiliyorum. Yani o nedenle kendiniz neyse o şekilde olun derim. Eğer kendinizi sakladığınızda olmuyor arkadaşlar. Bu arada da gördüğünüz gibi harika bir bahçe. Bahçe bu taraftan gidiyor. Ama ben şurada bir ördek gördüm herhalde şu tarafa gideceğim. Vallahi harika. Evet, yani horoz denizli horozu burada. Gökhan abicim de inşaat mühendisi, o nedenle maşallah bahçeli. Bu evet, evi de şöyle arkadan alalım. Harika bir ev. Bu sırada da ben bahçede yani şöyle gezdiğim için yani şeylere batıyor durumdayım. Ama olsun, güzel bir gece ve güzel bir çekim oldu. Ama şöyle bir şey tabii ki. İnsanlar 10 yılda bir de değişiyorlar. O nedenle tabii biz de değişiyoruz, siz de değişiyorsunuz aynı şekilde. Ve insanları işte değiştirmeye uğraşmayın, kabullenmeyi öğrenin. Eğer siz o insanı kabullenebiliyorsanız bence en büyük mutluluk o. Hayır, ben bu insanı kabullenemiyorum diyorsanız, ben bunu değiştireceğim diyorsanız, yok vallahi bilmiyorum ama bana göre değişim hiç söz konusu değil. Yani o ya da hani diyeceksiniz ki yok yani ama çok seviyorum. O zaman ortak noktayı bulacaksınız. Nasıl mı? Allah harika bu ya yani, ay ama ne bu bilmiyorum ama yok be, ay bu değil herhalde. Yine aşağıya doğru şöyle gidiyor. Oh, burada da güzel bir kameramız var yani. Süper yani bir yer. Böyle bir yerde de işte güzel şeylerden, evliliklerden söz ediyoruz. Güzel evliliklerden. İnşallah herkesin evliliği de böyle bu bahçe kadar güzel olur diyeyim. Sonuna kadar da sürsün. Harika. Burada da bir kamelya var. Evet, şöyle gelelim buraya da. Harika. Hemen sonra futbol sahası varmış herhalde. Evet, ortak noktaları bulun derim arkadaşlar. Ortak noktaları. Niye ortak noktaları? Mesela bunu diğer videolarımda da bahsetmiştim. İzleyin isterseniz ilişkiler, tatil videolarında. Mesela ben dağ tatilinden hoşlanıyorum. Diğer deniz tatilinden hoşlanıyor. Bir yurt dışı gezisinde böyle birbirine çok iyi geçinen, zaten belli oluyor bunlar. Demişlerdi ki mesela biz 15 gün tatilimiz var. Bir haftasını dağda geçiriyoruz, bir haftasını denize geçiriyoruz. Ortak nokta. Ne güzel değil mi? Yani bence de aynı şekilde ortak noktaları bulabilmek çok çok önemli. İnşallah böyle güzel evlilikler olur.
Ha şimdi eğer anlaşamıyorsanız da o zaman arkadaşlar bitirin derim. Diyeceksiniz ki bana bekara affedersiniz. Karı başımız kolay gelmişti söz var ya. Hani öyle olmasın. Ha gelelim ben. Evet. Hayır evlenmedim. Neden? Çünkü etrafımda çokça boşanan insanlar var. Çok mutlu evlilikler maalesef çok az. O nedenle nasıl hayatı güzel yaşamak istiyorsanız öyle yaşayın. Yani ister evlenin, ister evlenmeyin. Ama bana göre yeter ki mutlu olun. Evet, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum.